14 Mayıs'ta sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi için değil, aynı zamanda 28. dönem milletvekillerini seçmek için de sandık başına gittik. Şimdi o milletvekili seçimleri tamamlandı. Seçilen isimler meclise gelerek kayıt yaptırmaya devam ediyor. Ancak meclisin yemin etme töreni, milletvekillerinin yemin etme töreninin Cumhurbaşkanlığı ikinci turundan sonra yapılması bekleniyor. Dolayısıyla bu ikinci tur seçim nedeniyle süreç biraz yavaş ilerliyor gibi. Şimdiye kadar 3 isim meclise gelerek kayıt yaptırdı. Ben de bir Giresun milletvekili olarak şu anda buradayım. 28. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alacak isimler belli oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu nedeniyle süreç önceki yıllara göre yavaş ilerlese de şeref önündeki kayıt masaları milletvekillerini bekliyor. Vekiller de süreci tamamlayıp rozetlerini almak için yavaş yavaş meclise gelmeye başladı. 28. dönem milletvekilleri belli oldu ve vekillerin kayıt işlemi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki şeref önünde devam ediyor. İlçe seçim kurullarından mazbatalarını alan isimler soluğu mecliste alıyor. Kayıt sırasında vekilleri ilk olarak görevliler çiçekle karşılıyor. İşlemlerin ardından rozetler teslim ediliyor. Meclise kayıt için ilk gelen isim MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy olmuştu. Bugün de MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal ve NİDE Milletvekili Cumali İnce kayıt yaptırdı. Böylece kayıt yaptıran toplam vekil sayısı da 3'e çıkmış oldu. 100. yılına girdiğimiz Cumhuriyet'in bu güzel günlerde, güzel atmosferde 28. dönem milletvekili olmak bizim için bir ayrıcalık. Sevinçliyiz inşallah. Tebessüm eden halkımıza, Türk milletine layık oluruz. Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve şahsımızı milletvekili olarak meclisimize, yüce meclisimize taşıdık inşallah. Vatana, millete, devlete hayırlı olsun. Kayıt işlemi sırasında genel kurul yoklama ve oylamaları için parmak izi alınıyor. Araçların meclise sorunsuz girmesi için plaka tanımlaması yapılıyor. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından vekillerin Mayıs ayı bitmeden mecliste yemin ederek göreve başlamaları öngörülüyor. Öte yandan yeni yasama döneminin ilk birleşimini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin en yaşlı üye sıfatıyla geçici başkan olarak yönetmesi bekleniyor.